sefer ürün Zoom'a girmekle ilgili bir sıkıntısı oldu. Onu düzeltmeye çalışıyoruz. Şu anda halloldu eğer görebiliyor musunuz beni? Ben sizi görüyorum. Şeyi de görüyorum. Slide'ınızı da görüyorum. Süper. Dolayısıyla herhalde şu anda katılımcılar da görebiliyorlar. Evet. Benim ekranımda gözüküyor. Tamam. İnşallah bütün katılımcılarımızın ekranında da güzel şekilde gözüküyordur. Biliyorsunuz pandemi sebebiyle hem üniversitelerdeki lisans derslerine hem lisans üstü derslerine yazık ki ara verildi. Biz de İstanbul Diş Hekimleri Odası Eğitim Komisyonu olarak yeterince bu iki sene içerisinde eğitim alamayan öğrenci arkadaşlarımızı öncelikle hedefledik bu seneki programımızda. Yine temel oral implantoloji başlığını da sunmak üzere bizi görevlendirdi sevgili eğitim komisyonumuz. Başta eğitim komisyonu başkanımız Profesör Hakan Özyuvacı olmak üzere temel oral implantoloji ile bir kurs yapılması istendi. Ben de biliyorsunuz uzun seneler İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Anabilim Dalı'nda görev yapmış bir öğretim üyesiyim. Ben de iki sene önce emekliye ayrıldım. Fakat ben dışarıda oral implantoloji çalışmalarına devam ediyorum. Fakat kürsümüzün değerli öğretim üyesi sevgili doçent doktor Nilüfer Bölükbaşı Balcıoğlu'na da bu konuda bir ricada bulunduk. Kendisi aşağı yukarı 20 senedir oral implantoloji kürsüsünde çalışmalarına devam ediyor. Çok değerli uluslararası çalışmaları var. Ve klinik tecrübesi de son derece yüksek olan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Size bugün temel oral implantoloji sunumu yapacak. Aşağı yukarı bir saat 15 dakikalık bir sunum olacak. Daha sonra bir 10 dakika 15 dakika soru alacağız. Fakat biz bu toplantıları bir de hands-on kurs yaparak oda merkezinde devamını getirmek istiyoruz. Yalnız burada bir katılımcılar için ufak bir şartımız var. İşte 2020-2021 mezunu olan arkadaşlarımızı bu hands-on kursa alacağız ki onlar eğitimlerinin son senesinde belki bu şansa sahip olmayabilirler. Zaten 20 kişiyle sınırlı bir kapasitemiz var. Konuyu takip eden ve gelecek hafta yine bugün yani çarşamba günü kaydını yaptıran arkadaşlardan 20 tanesine de yine Nilüfer arkadaşımız bir hands-on kurs model üstünde implant uygulaması yaptıracak. Lütfen odadan bu kaydı yaptırmayı unutmayalım. Ben daha fazla uzatmadan sevgili arkadaşım, sevgili öğretim üyesi kardeşim Nilüfer'e sözü bırakmak istiyorum. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum Cüneyt abi. Biz de Cüneyt abi çok uzun yıllar onda bahsettiği gibi implantoloji bölümünde çalıştık. Bugünkü sunum aslında temel oral implantoloji. Oral implantoloji günümüzde aslında çok yaygın uygulamaların olabileceği bir branş haline geldi. Hani ilk uygulamalarda belki sadece basit diş eksikliklerinin kemik olduğu vakalarda giderilebildiği bir tedavi şekliyken günümüzde artık çok sayıda vakada, çok sayıda indikasyonda başarıyla uygulanabilen bir tedavi protokolü haline geldi. Benim bugün daha çok anlatmak istediğim konular aslında implanta giriş konusu. Biz implanta neler yapabiliriz? Basit implant cerrahisiyle, başlangıç implant cerrahisiyle biz neler yapabiliriz? Özellikle de yeni mesleğe yeni başlayan veya implant uygulamaya yeni başlayan hekimlerinize yönelik bir sunum hazırlamak istedim. Bu sunumda genel olarak hangi aşamalarla biz bir implant tedavisini gerçekleştiriyoruz? İşte başlangıçta hasta bizim kliniğimize geldi. Hangi aşamaları izleyerek biz bir tedavi protokolü oluşturuyoruz? Veya tedavi aşamalarını tamamlıyoruz. Bunlardan bahsedeceğim.
İlk olarak söylemek istediğim şey şu, implant uygulaması protetik bir endikasyon. Yani biz implantı bir protez yapmak için, diş eksikliğini giderebilmek için uyguluyoruz. Hani nedir? İşte dişte bir ağrısı varsa örneğin bir endodontik tedavi yapıyoruz, öyleymiş gibi düşünün. Buradaki amaç implant yapmak değil. Bir proteze destek olabilecek şekilde bir dayanağı cerrahi olarak yerleştirebilmek. Bunu her zaman tedavi planlamasında ilk aklınıza gelen şey olması gerekiyor. Niçin? Sonuç diş eksikliği olan bir yere implant yapılmasının asıl nedeni protez. Yani biz başlangıçta aslında bir tedavi protokolü planlayacaksak, tedavi aşamalarını belirleyeceksek, nihai protez tipine göre bizim implant tedavi aşamalarına karar veriyor olmamız gerekiyor. Şimdi hasta kliniğe ilk olarak geldi. Biz hastaya ne diyeceğiz? Hastamızın bizden beklentisi ne? Hasta kliniğe ne için gelmiş? Burada ilk olarak aklımıza gelebilecek şey aslında hastadan basit bir panoramik röntgen almak. Zaten bizim teşhis aşamalarında her zaman ilk tercih ettiğimiz röntgen klasik panoramik röntgeni. Burada hasta diyelim ki bir elinde sizin slide'da gördüğünüz bir panoramik görüntüsüyle bize geldi. Aşırı derecede rezorba kriyotleri var. Belki uzun yıllardır total dişsiz bir hasta, zaten total protez kullanıyor ama ondan hiç memnun değil. Diyor ki bize ben sabit bir protez istiyorum. İşte hiç çıkmasın istiyorum. Çok rahat yemek yiyeyim istiyorum. Biz bu tarz bir panoramik görüntüye baktığımızda ne görüyoruz aslında? Hastada sarkmış sinüsler var. Burada posterior bölgede görüyorsunuz zaten. Muhtemelen anterior bölgede çok ince bir kret göreceğiz ki zaten dikey boyutta bu panoramik röntgende görüldüğü gibi oldukça kısıtlı. Bu hasta eğer bizden sabit bir protez istiyorsa biz hangi aşamalarla bir implant planlamalıyız? Örneğin bu hastaya ne diyeceğiz? Sabit bir diş istiyorsanız önce çift taraflı sinüs lifting, eğer kemik kalınlığınız yeterli değilse kemik hacmini arttırıcı augmentasyon işlemleri olduktan sonra biz size en az 6 veya 8 implant yaparak sabit bir diş yapabiliriz de baştan söylememiz gerekiyor. Veya tedavi alternatifi olarak neyi söyleyeceğiz? Sinüs lifting yapamıyoruz. Daha basit bir cerrahi yapmamız gerekiyor. Böyle bir durumda ön bölgeye sadece 4 tane implant yaparak bir yeterli kemik varsa overdentures tarzı bir protezi yapabileceğimizi söylememiz gerekiyor. Veya hasta geldi, alt çene total dişsiz bir hasta. Panoramik röntgenine baktık. Burada ne görüyoruz? İşte foramen mentalelerle olan kret tepesiyle foramen mentaleler arası mesafe özellikle posterior bölgede yetersiz. Ama anterior bölgede yeterli bir dikey hacimimiz var. Hastada üst çenesinde full dişleri var. Hasta buradan bizden ne isteyebilir? Sabit bir diş de isteyebilir. Biz ne yapabiliriz? Yine alt çene için 5 implantla başlayabilecek sabit protezler veya günümüzde olan for teknikleriyle alt çene ön bölgeye sadece 4 implant yaparak da vidalı tarzı bir protez yapabiliriz. Veya alt çene ön bölgeye 2 veya 4 implant yaparak overdenture tarzı takıp çıkartabilir bir protez yaparız. Ama bunların dediğim gibi hepsini uygulanabilecek cerrahi alternatifleri, protetik alternatifleri hastanın beklentisine göre değişiyor. Biz bu aşamada hasta bizden ne istiyor? Biz hastaya neyi verebiliriz? Hangi aşamalarla verebiliriz? Bunu tedavi başında hastaya sunmamız gerekiyor. Daha sonra hastaya klinik muayene yapacağız. Klinik muayene kesinlikle atlanmaması gereken bir aşama. Yani biz sadece panoramik röntgeni gördük. Dikey mesafe çok iyi. Hele hasta diyelim ki bir de total dişsiz. Dikey mesafe çok iyi. İstediğimiz her yerin implant yapabiliriz gibi bir düşüncemizin olmaması gerekiyor. Klinik muayenede nelere bakacağız? Alt üst çene ilişkisi nasıl? Hastada klas 1, klas 2, klas 3 kapanış mı var? Biz protez yaptığımızda biz kapanışı nasıl sağlayacağız? Ne tarz bir protez yapmamız lazım? Komşu dişlerin konumu nedir? Bu niçin önemli? Özellikle parsiyel dişsiz hastada dişlerin kökleri acaba bu alana doğru devrilmiş olabilir mi? Bizim rahat implant yapabileceğimiz bir mezodistal mesafemiz var mı? Alt üst çene arası mesafe özellikle çok önemli. Niçin? Özellikle alt üst total dişsiz hasta, özellikle yine uzun yıllar bir takıp çıkartma bir protez kullandıysa bu artmış bir çeneler arası mesafe olabilir. Böyle bir durumda eğer hasta sabit bir diş istiyorsa bizden
biz implantları olan kemik hacmine göre yaptığımızda uzun diş boyları, yani uzun kron boyları olabilir. Veya bazen de parsiyel dişsiz hastalarda dişler sarkmış olabiliyor. Böyle bir durumda da dikey mesafemiz azalmış oluyor. Diyelim ki 60 bir mesafede ne yapacağız? Tedavi alternatifimizi değiştirebiliriz. Yine sabit bir protez yapabiliriz. Ama burada bir akrilik destekli veya işte pembe porselen destekli bir protez yapabiliriz. Hibrit protez yapabiliriz. Veya hareketli bir proteze çevirebiliriz tedavi seçeneğimizi. Mesafe azaldığı zaman da örneğin simante bir kron yerine vidalı bir kron yapmayı tercih edebiliriz. Hastadaki gülme hattı oldukça çok önemli. Özellikle estetik bölgeye implant yaparken gülme hattına göre plan yapmamız gerekiyor. Hasta güldüğü zaman işte bir gam ismaili var. Sizin anterior bölgede implant yaptığınızda en ufak bir hatanız burada metal yansıması, kronun yansıması şeklinde görülebilir. İlerleyen olgularda eğer implantın diyelim ki yivlerinde açılma meydana geldi, o zaman ne olacak? İmplantın yivleri de gözükecek. Bu nasıl söyleyeyim? Kole bölgesindeki diş eti çekilmesi gibi daha kabul edilebilir bir estetik değil. O zaman bizim baştan zaten buna göre bir plan yapmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Eğer kemik hacmimiz azsa başta bir kemik augmentasyonu yapıp daha sonra implant edeceğiz. Yumuşak dokuda bir yetersizlik varsa yumuşak dokudaki augmentasyonu düşünebiliriz. Ya implant cerrahisinden önce ya implant cerrahisiyle birlikte veya da implant protezi yapılacağı seansta da bunun başlangıç aşamalarında da yapılabilir. Dudak desteği yine protez seçiminde çok önemli. Özellikle total dişsiz hastalarda dudak desteği kaybediliyor. Biz bu hastalara sabit diş yaptığımızda daha çökmüş bir yüz ifadesi olabiliyor ve hasta bundan memnun olmayabilir. Ama biz tedavi başlangıcında eğer hastaya bunu anlatırsak, akrilik desteği olmadığı için sabit proteze geçtiğimizde bir miktar dudak desteğinde kayıp olabileceğini ve bunu farklı şekillerde, örneğin bir dudak dolgusuyla bile en basit şekilde giderilebileceğini anlatabiliriz. Veya çok ileri derecede eğer bir rezorpsiyon söz konusuysa başta augmentasyon yapıp, kemik augmentasyonu yapıp ondan sonra implantları yapmamız gerektiğini daha başlangıç aşamasında hastaya bilgi olarak sunmamız gerekir. Kemiğin açısı. İmplantları biz ideal konumlarda yerleştirmeliyiz. Günümüzde artık implantı istediğimiz açılarda yerleştirelim. Çok çok sorunlu olmadığı sürece kişiye özel abutmentlarla biz protezi yapabiliyoruz. Ama protezi yapabiliyor olmak aslında bizim ideal muhteşem protezler yapabileceğimiz anlamına gelmiyor. Orada kemiğin içinde sadece bir implant, üzerinde duran bir protez şeklinde de biz tedavi bitirmiş olabiliriz. Bu yüzden kemiğin kalan açısı çok önemli. Özellikle 40-45 dereceye varan ciddi rezorpsiyonlar söz konusuysa başta augmentasyon yapmayı özellikle anterior bölgede düşünebiliriz. Biyotip, biliyorsunuz ince biyotip ve kalın biyotip olarak genellikle ikiye ayrılıyor. Kalın biyotipte bizim yaptığımız hataların kamuflajı daha kolay. Basit bir implant çevresindeki rezorpsiyon bile hastanın hiçbir şekilde dikkatini çekmeyebilir. Ama ince bir biyotip olduğunda bizim cerrahi olarak yarattığımız scar dokusu bile daha belirgin hale gelebilir. İmplantın yivleri, implant abutment bağlantısı diş etinden yansıyabilir. Bunlar bizim istediğimiz şeyler değil. O yüzden yine özellikle anterior bölgede belki ince bir biyotipli hastada yumuşak doku augmentasyonu tercih etmemizin gerekliliği doğabiliyor. Çene eklemi muayenesi, burada açıkçası en önemli olan şey şu, hasta ağzını açabiliyor mu? Bizim angul duruvamızın, frezlerimizin belirli bir yüksekliği var. Eğer hasta ağzını yeterli miktarda açamıyor olursa, istediği kadar yeterli kemik hacmi olsun, yumuşak dokusu olsun, biz rahat bir şekilde çalışamayacağımız için implant tedavisini yapmamızı güçlük çıkabilir. Bu özellikle işte yaşı ilerlemiş, hani bir numarada ölçü kaşığıyla bile zor ölçü alabileceğimiz bayan hastalar vardır. İşte ağız yapısı çok küçüktür. Özellikle bu hastalarda bizim implantlarımızın, angul duruvamızın, frezlerimizin tam olarak yerleştirip uygulayabilip uygulayamayacağımızı yine bu seansta karar vermek gerekiyor.
periyodontal sağlık çok önemli. Yapılan çalışmalar göstermiş ki hastalar periyodontal nedenle eğer dişlerini kaybettiyse implantların da uzun dönem başarısı bu doğal dişlere benzer şekilde etkilenebilir. Yani biz implantlarımızı da doğal dişlerimizi kaybettiğimiz gibi kaybedebiliriz. Bu nedenle oral hijyen de çok önemli. Biz implant yaptığımız hastalarda ağız hijyeninin çok iyi olmasını istiyoruz. O yüzden ne diyoruz? Eğer bir periyodontal sorunu varsa, özellikle komşu bölgelerde ciddi çürükleri varsa önce onları yapalım, daha sonra implant tedavisine geçelim istiyoruz. Şimdi oral hijyenin önemini özellikle vurgulamak için ben bu slide'ı koydum. Şimdi hastalar size geliyor. İşte uzun yıllar diyelim ki ağız bakımlarını ihmal etmiş oluyorlar. Ama implantların metal olduğunu, hiçbir şekilde çürümeyeceğini ve implantlar yapıldığı zaman ömürlerinin sonuna kadar bunları sorunsuz bir şekilde kullanacağını düşünüyorlar. Aslında böyle bir şey yok. Hastaya bunu daha ilk seanslarda çok güzel bir şekilde açıklıyor olmamız gerekiyor. Yani implant yapacağız. Hatta bu doğal dişlerinizden daha da hassas. Siz doğal dişlerinizi eğer ağız hijyeniniz kötü olduğu için kaybettiyseniz, ağız bakımınızı eğer düzeltmezseniz implantınızı da kaybedersiniz. Mutlaka baştan söylememiz gerekiyor. Hatta biraz sonra tekrar bahsedeceğim ama ben şahsen kesinlikle implantlara ömür boyu garanti verilmesini doğru bulmuyorum. Şimdi özellikle bazı meslektaşlarımız şöyle diyor. İşte implant yapıyoruz, ömür boyu garanti veriyoruz. Firma da size garanti veriyor. İşte biz bunu yapalım. Hastalara başlangıçta bu çok cazip geliyor. Ama hiçbir tedavi, diş hekimliğindeki hiçbir tedavide, zaten hiçbir tedavide bu geçerli değil biliyorsunuz, ömür boyu kalıcılıktan bahsedemiyoruz. Biz üniversitede bilirkişi olarak da görev yapıyoruz. Çok sayıda vaka bu şekilde geliyor. Yani hasta diyor ki, bana hekim baştan yaparken aslında ömür boyu garanti verdi. Ama şimdi implantlarım kaybedildi. Şimdi diyor ki ama bu senin hatan. Ama başlangıçta bu bana böyle söylenmemişti. O yüzden lütfen hastalarınızı ömür boyu garanti gibi böyle çok gerçekliği olmayacak şeyleri baştan vaat etmeyin diye minik bir uyarıda bulunmak istiyorum. Klinik muayenemizi de yaptık. Tekrar radyolojik muayeneye geri dönüyoruz. Biraz önce de bahsettiğim gibi bizim ana röntgenimiz panoramik röntgen. Tek diş eksikliğinde eğer paralel teknikle periapikal röntgen çekiyorsanız elinizde panoramik röntgen de yoksa periapikal röntgeni paralel teknikle sadece çekilmişse kullanabilirsiniz. Ama ana röntgenimiz panoramik röntgen. Panoramik röntgende neye bakıyoruz? Kret ile bizim implant yapacağımız alanda örneğin anatomik oluşum buradaki sinüs, maksiller sinüs arası mesafe ne kadar? Dikey mesafemiz ne kadar? Komşu diş kökleri dişsiz alana doğru devrilmiş mi? Örneğin bu hasta, ortodontik tedavi görmüş bir hasta, santral dişlerine bakın. Eğer lateral bölgede biz implant yapacak olsaydık, görüyorsunuz ki bu diş kökleri implant yapmaya... neden bu sesi çıkarttık? Duyabiliyor musunuz beni? Tamam. Santral bölgesinde implant yapmamız, lateral bölgesinde implant yapmamız güç olacak. Biz ama tek diş eksikliği olan bölgemize baktığımızda dişlerin kökleri gayet güzel. Burada sınırlı bir alanda olsa implantımızı stabil halde yerleştirebilecek şekilde bir kemiğimiz olduğunu görüyoruz. Bu diğer bir hastamız. Şimdi hasta diyelim ki böyle bir hasta bize geldi ve ben sabit bir diş istiyorum dedi. Biz burada neye bakacağız? Bakın, öncelikle alt çeneye bakın. Alt çenede muhtemelen bu hasta uzun süre hareketli bir protez kullanmış. O yüzden bu şekilde bir saniye şimdi. Bu şekilde deformiteli var. Konkavite şeklinde rezorpsiyonlar görülmüş. Görüyorsunuz burada dikey mesafe aşırı artmış. Her ne kadar mandibüler kanalla kret tepesi arasında yeterli bir implantı uygulayacak, yeterli bir mesafemiz olsa da örneğin bu hastada biz 8 mm'lik implant yapıp üzerine en az 14 mm'lik belki kron yapmamız gerekecek. Bu ne demek? Uzun dönemde bizim implantımızın başarısı risk altında demek. Yani biz daha başlangıç aşamasında aslında implantın uzun dönemini düşünerek de bir tedavi planlaması yapmamız gerekiyor. Yani biz şöyle bir şey diyebilirsiniz. Hasta geldi. Biz bu hastaya implant yapabilir miyiz? Evet yaparız. Üzerine protez yapar mıyız? Evet yaparız. Hasta belki çok memnun bir şekilde gidebilir. Ama bizim amacımız hasta uzun yıllar sorunsuz bir diş kullansın.
O zaman implant kron oranı devreye giriyor. Biz implanttan daha uzun kron boyu istemiyoruz. Böyle bir durumda ne yapmak gerekiyor? Önce dikey okmantasyon yapıp daha sonra implant yapmamız gerekebilir. Şimdi üst çene posterior bölgede. Burada hem dikey rezorpsiyon var hem maksimler sinüs takmış. Yani sadece sinüs lifting yaparak aslında biz ideal bir kapanışı sağlayamayabiliriz. Ne yapacağız o zaman? Augmentasyon da yapacağız ki artmış kron mesafemiz olmasın. Kron yüksekliklerimiz olmasın. Sağ taraftaki posterior maksiliye bakacağız. Her ne kadar burada bir rezorpsiyon olsa da implantları direkt olarak uygulayabileceğimiz bir kemiğimiz var. Sadece dişsiz alanlara mı bakıyoruz? Hayır. Burada kalan ana dişlerimiz var. Biz bu ana dişler üzerine bir restorasyon yapabilir miyiz? Yani biz posteriorlara implant yaptık ama anteriorda hastanın dişi vardı. Onlara hiçbir şey yapamıyoruz. Bu da bizim kabul edebileceğimiz bir tedavi şekli değil. Biz hastayı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Bu hastada ne var? Ön dişler şu anda bir köprü protezini kaldırabilir mi? Evet, kaldırabilir. Ama biz aynı anda hastaya şunu da teklif edebiliriz. Siz arka dişlerinizin diş eksikliği nedeniyle gelmişsiniz ama bu ön bölgede de uzun bir dişsiz alanınız var. Biz bu bölgeye de eğer iki tane implant yaparsak kalan ana dişlerin işte kendi arasında bir köprü yapıp implantları da kendi arasında bir köprü yaparak daha uzun süre daha sağlıklı dişlere sahip olabilirsiniz. Teklifinde hastaya götürme şansımız var. Peki panoramik röntgen sadece bizim için yeterli mi? Hayır değil. Özellikle implant uygulamaya yeni başlıyorsanız veya kısıtlı klinik tecrübeniz varsa veya çok sayıda implant planlıyorsanız mutlaka hastalardan tomografik görüntü alın. Bu görüntüde benim özellikle anlatmak istediğim şey şatıyor. Bakın bu panoramik görüntüde bakıyorsunuz dikey mesafeler çok iyi. Biz bu hastayı 12-14 mm uzunluğunda bile belki implant yaparız. Her şey çok iyi gibi gözüküyor. Ama kesitlerde ne görüyoruz? Alt çenede lingual bölgede konkavite var. Ya da işte biz bazen öğrencilerimizde burada alt çenede bir balkon görüntüsü var da diyebiliyoruz. Yani şu kırmızıyla okla işaretlenen yerler. Bu şu demek, eğer siz implant yerleştirmesi sırasında kret tepesi daha geniş diye daha geniş implant yapacak olursanız bu lingualde konkaviteyi perfore eder. Lingual bölgede yumuşak dokuda herhangi bir yere saplanabilirsiniz. Bu aşırı hemoraji olabilir. Hatta klinikte durdurulması oldukça güç olan hemorajiye yol açabilir. Hasta der ki hemoraji olmaz. İmplant yaptırdığım günden beri sürekli geçmeyen çok şiddetli ağrı şikayetim var diyerek size gelebilir. Ağız tabanında şişlik vardır, ödem vardır. Hatta bazı vakalarda çok ciddi hematom bile olabiliyor. Bu nedenle gelir. İşte bir hafta geçer ama hastanın şikayetleri geçmez. Bu tarz bir sorunumuz olabilir. Bu nedenle konkaviteye dikkat edeceğiz. Böyle bir hastada ne yapacağız? Prezimizin aksı yani implantımızın aksı daha vestibüle doğru olacak ve bu konkaviteden konkaviteyi perfora etmeyecek bir çap seçmemiz gerekecek. Radyolojik olarak biz kemik kalınlığını tomografide ölçebiliyoruz. En büyük avantajlarımızdan biri de bu. Ama elimizde sadece panoramik röntgenimiz var. Örneğin iki tane implant yapacağız. Hasta tomografi görüntüsü çektirmiyor veya bizim çektirme şansımız yok. O zaman ne yapalım klinik olarak? Palpasyon yapabilirsiniz. Yani klinik olarak orada ne kadar kemik hacmi var muayeneyle anlamaya çalışabilirsiniz. Ama bu yeni başladığınız zaman güç olabilir. İkinci teknik bir tık daha bizi zorlayabilecek. İğne rondel tekniği. Bunu da bildiğimiz kanın eğisini kullanıyoruz. İmplant yapılması planlanan yerde vestibülden, işte palatinal veya lingualden çok düşük miktarda bir infiltratif anestezi yapılıyor. Ve o bölgedeki kalınlığı ölçüyoruz. Daha sonra bir kanal ayısı, üzerinde biliyorsunuz böyle stoperleri de oluyor onların, kullanarak işte kret tepesinden, kretin işte diyelim ki biz 10 mm uzunluğunda bir implant planlıyoruz. İşte 5 mm derinliğinden ve 10 mm derinliğinden mukoza kalınlığını ölçüyorsunuz vestibülü lingual yönden. Bu toplam ölçtüğünüz kalınlıktan vestibül palatinal yöndeki yumuşak doku kalanını çıkarttığınız zaman kalan size kemik hacmi veriyor. Bu çok pratik bir teknik olmamakla beraber emin değilseniz kullanabileceğiniz bir teknik. Klinik olarak kemik kalınlığını ölçmenin en kolay ve en kesin yolu ise osteometre dediğimiz ispatın sağ yakasında gördüğünüz cihaz.
Bunun iğne gibi böyle sivri bir uçları var. Üzerine direk olarak ölçüm yapıldığında alt kenarda görüldüğü gibi burada diğer direk değeri görebiliyoruz. Burada yine vestibülingualden çok minik bir infiltratif anestezi yapıldıktan sonra yine sadece kredin tepe noktası değil yalnız. Örneğin 2 veya 3 noktada farklı derinliklerde kemik kalınlığını ölçerek implant yapılmaya uygun olup olmadığına karar vermemiz gerekiyor. Daha sonra hastaya işte radyoloji puan yaptık, klinik muayene yaptık. Peki biz bu hastaya hala implant yapabiliyor muyuz'u değerlendirmeye devam ediyoruz. Hastadan anamnez almamız gerekir. Şimdi kabaca osteointegrasyon sürecini etkileyen ilaçlar veya hastalıklar var. Ben aslında bu konuyla ilgili anlatılabilecek çok şey var. Ama bu daha başlangıç sunumu olduğu için ben biraz daha bizim ülkeye yönelik olan şeylerden bahsetmek istiyorum size. Belirli bir yaşın üzerindeki neredeyse tüm hastalar günümüzde mide koruyucu kullanıyor. Yani proton pompası inhibitörleri kullanıyor. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki uzun süre bu tarz ilaç kullananlarda osteointegrasyon süreci etkilenebiliyor. Yine non-steroid anti-enflamatuarların uzun süre kullanımında osteointegrasyon etkilenebilir. Bu şey demek değil. Biz ameliyat yaptık. Ameliyattan sonra hasta 3-4 gün boyunca anti-enflamatuar ilaç kullandı. Bu bizim osteointegrasyonumuzu bozar mı? Bozması beklenmiyor. Ama hasta geldi. Başka bir enflamatuar hastalığı var. İşte her gün ilaç kullanıyor. Bu gerçekten iyileşmeyi etkileyebilir. D vitamini eksikliğinde yeterli kemik hacminin oluşturulamayacağı veya işte osteointegrasyonun da daha riskli olabileceği yine bildirilmiş. O yüzden hani basit bir D vitamini kontrolüyle bile çok sayıda eğer implant yapmayı planlıyorsanız gerekli takviyeleri baştan verebilirsiniz. Steroid kullanımı çok önemli. Bazı hastalar bunu kısa dönem bile kullansa size söyleyemeyebilir. Bu nedenle anamnez alırken hani hastalığınızı soruyoruz, işte kronik bir hastalığınız var mı diyoruz. Genellikle çok sağlıklıyım diyorlar. Peşinden mutlaka hangi ilaçları kullanıyorsunuzu sormak gerekiyor. En azından hani rutinde atıyorum bir yıl iki yıl kullanmasa bile bizim implant tedavisini yapacağımız sırada kullandığı bir ilaç var mı? Onu öğrenmemiz gerekiyor. Steroidler onlardan biri. Eğer kısa dönemde kullanıyorsa ve kullanacaksa belki tedavisini, steroid kullanmasını gerektirecek tedavisini bitirip birkaç hafta geçtikten sonra implant yapmayı tercih edebilir. Ama zaten steroidi kullanıyorsa mutlaka doktor konsültasyonu istiyoruz. Niçin kullanıyor? Bizim için önemli. Biz implant yapabiliyor muyuz? Bizim için önemli. Bazı durumlarda hekimler implant cerrahisi öncesi steroid dozunu arttırma gereği duyabiliyorlar. Bu nedenle mutlaka konsültasyon alıyoruz. Günümüzde yine çok sayıda hasta antidepresan kullanabiliyor. Bu antidepresanların da yine osteointegrasyonu etkileyebileceği bildirilmiş. Sistemik hastalıklarda birinci sırada bence diyabet yer alıyor. Çoğu hasta ya prediyabetik olarak geliyor ya zaten diyabet ilaçları kullanarak geliyor. Klasiğimiz neydi bizim? İşte açlık kan şekerimize sadece bakmak yeterli değil. Bunun yanı sıra işte 3 aylık ortalamayı gösteren hemoglobin A1C değerine de bakarak implant planlamasına karar vermemiz gerekiyor. Bu şu demek değil, diyabeti olan hastaya implant yapılmaz. Biz kontrol altında olmayan, hastalığı olan kimseye hiçbir uygulama yapamayız. Yani bu diyabet de olabilir, başka örneğin bir karaciğer hastalığı da eğer kontrol altında değilse veya yeni başladıysa veya bir ilacı daha alıştırma dozlarını kullanıyorsa biz bu hastaya implant yapamayız. İmplant uygulamasını ertelemek zorundayız. Ama hasta geldi, bize dedi ki benim açlık kan şekerim 140 ama ben yıllardır ilaçla kullanmama rağmen 140 hiç değişmiyor. Bu hastaya implant tedavisi yaptığınızda sorun çıkma olasılığı kontrolsüz olana göre daha düşük. Ama hasta geldi, diyelim ki ben ilaç kullanmıyorum ama bazen şekerim 80 oluyor. Bir bakıyorum 2 hafta boyunca 100'ün üzerine çıkmış, sonra tekrar düşüyor. Bu bizim implant uygulamalarımız için daha riskli. Hem implant cerrahisinden sonraki iyileşmemiz için riskli, hem implantların uzun dönem başarısı için daha yüksek bir riske sahip. Yine implant yapacağız. Ne yapacağız diyabetli hastada? Antibiyotik
profilaksesine cerrahiden önce başlayacağız mutlaka. Çok yüksek değerler varsa, açlık şekerleri zaten 300 vesaire falansa implant yapmayı düşünmeyip mutlaka konsültasyon isteyeceğiz. Hastaya implant başarısının bir risk olduğunu mutlaka söylemek gerekiyor. Yani normalde biz implantların şu anda başarı oranlarına çok yüksek diyoruz. Değil mi? Hani %90'ların üzerinde diyoruz. Hatta bazen tek diş eksikliği yeterli kemik varsa %99 diyoruz. Ama diyabette bu oranın bu kadar yüksek olamayacağını başta mutlaka söylememiz gerekiyor hastaya. Bir diğer sorun hipertansiyon. Hipertansiyon özellikle bizim cerrahi sırasında bize sorun yaratabilecek bir durum. Hastalar cerrahiye gelirken aynı çekimlerde olduğu gibi aslında ilacını içmeden gelebiliyor. Hani cerrahi sırasında sorun olabilir diye düşünerek. Mutlaka diyoruz ki tansiyon ilacınız varsa düzenli bir şekilde bunu almaya devam edin. Ve tansiyon ilaçlarının aslında hastanın kliniğe getirmesi de bizim için faydalı olacak. Eğer hani cerrahi sırasında bir sorun olursa en azından ilacını alma gibi bir şans var. Bunun yanı sıra ne yapacağız? Daha kısa süreli cerrahiler yapacağız. Yani hasta alt üst total diz istemesiyle alt üst aynı anda implant yapmayı hiçbir şekilde düşünmeyeceğiz. Veya işte parsel diz ise sağ segmenti bir seansta, sol segmenti başka bir seansta yapabiliriz. Yani kısa süreli hastayı yormayacak, strese yol açmayacak veya hipertansiyona yol açmayacak şekilde planlama yapmamız gerekiyor. Sigara kullanılması yine ciddi bir sorun. Bütün çalışmalar gösteriyor ki sigara kullanan hastalarda cerrahi sonrası komplikasyon çıkma oranı, örneğin yara kenarlarında açılma, bir enfeksiyon veya osteointegrasyonun sağlanamaması gibi bir sorunun olma olasılığı daha yüksek. Bunun yanı sıra implantın uzun dönem başarısı da daha az. Ama sigara kullanmayan bir hastaya implant yapılmaz diyebilir miyiz? Diyemiyoruz. Ama şöyle bir şey diyebilirsiniz. Hasta geldi, ben günde 2-3 paket sigara kullanıyorum. Onu cidden düşünebilirsiniz. Hastanın genel durumuyla tedavi protokolünü kabul edişiyle birlikte karar verebilirsiniz. Onun dışında sigara kullanan hastaya implant yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Ama ne yapmamız gerekiyor? Hastaya mutlaka bunların riskleriyle ilgili bilgi veriyor olmamız gerekiyor. Gerekliyse demeyelim, hasta kabul ediyorsa cerrahiden önceki 2 hafta en azından, cerrahiden sonraki 2 hafta boyunca sigara kullanmasını ara vermesini söyleyebiliriz. Sigara sayısını azaltmasını önerebiliriz. Ya da şu eczane satılan ağızlıklardan kullanıp en azından nikotin etkilerinin bir miktar azalmasını tavsiye edebiliriz. Bisfosfonatlar yine çok önemli. Özellikle bir 5 yıl öncesinde bisfosfonatları fizik tedaviciler rutin olarak hastalara veriyordu. Özellikle işte 50 yaş üstü bayan hastalar bunu kullanıyordu. Ve hastalar genellikle bunların yan etkisine ne dair yeterli bilgiye sahip değildi. Bu bisfosfonat kullanan hastalarda ben özellikle tiplerini de yazdım ki anemnez sırasında ben şu ilacı kullanıyorum, işte haftada bir kullanıyorum, ayda bir kullanıyorum gibi şeyler olduğunda bir göz aşinalığınız olsun istedim. Aktif bu ilacı kullanan kişi de mümkünse biz tedavi implant tedavisi yapmayalım istiyoruz. Eğer belli bir süre kullanacaksa tedavisi bitsin. Biz bir serum CTX değeri denen, yine kanda bakılan bir testimiz var. Bunu yapalım. Eğer bu 300 ile 600 kilogram çıkacaksa osteonekroz riski olmasın, biz cerrahi o şekilde yapalım. Ama daha düşük değerler çıkaracaksa biz cerrahimizi erteleyelim diye düşünüyoruz. Bunun yanı sıra hastaya biz implant yapabiliriz. Hasta çok sağlıklı olabilir. Sonrasında bu ilacı kullanmaya başlayabilir. O zaman neye dikkat edeceğiz? Bu da oldukça çok önemli. Hastada eğer implant çevresinde yoğun bir enfeksiyon varsa, örneğin bir periimplantitis varsa, implant çevresindeki kemikte nekroza yol açabilir bu ilaç uygulamasıyla birlikte. Burada aslında yapılabilecek tek şey sonrasında yoğun bir antibiyotik profilaksisiyle birlikte, eğer implantta bir sorun varsa
bunu tedavi etmeye gitmiyoruz. Direkt implantı eksplant ediyoruz. Yani ilacı kullanma aşamasında implant istiyorsa erteliyoruz. Biz sağlıklı iken implant yaptık, sonra ilacı kullanmaya başladı. Ağız hijyeni çok iyi olsun, implantların bakımı çok iyi olsun istiyoruz. Hasta düzenli kontrole gelsin istiyoruz ki sorun çıkmasın. Ama sorun çıktı. Özellikle ciddi bir enfeksiyon varsa bunu tedavi etmeye gitmiyoruz. Direkt implantı eksplant ediyoruz. Hastayla işte geldik, klinik muayenemizi yaptık, radyolojik muayenemizi yaptık, anamnezimizi aldık. Hastaya biz tedavi protokolümüzü sunduk. Hasta bunu kabul etti. Direkt hastaya biz tedaviye başlamıyoruz. Günümüzde mutlaka ama mutlaka onal formu almamız gerekiyor. Özellikle implantta hani diğer dolgudur, çekimdir. Bunlarda onal formu almıyorsanız bile sevgili meslektaşlarım, implantta mutlaka bir bilgilendirilmiş olur formu alın. Bunun üzerinde hastanın genel önemleri mutlaka bulunsun. Sizin uygulayacağınız hastanın kabul ettiği tedavi protokolü olsun. Hatta hastaya dair bence ödemeleri bile yazabilirsiniz. Çünkü yine bilirkişi olarak görev yaptığım için biliyorum. Hastalar uzun dönemde kendilerine sözle söylenen şeyleri ya farklı hatırlayabiliyorlar ya da hiçbir şekilde hatırlayamayabiliyorlar. Ve bu ciddi bir sorun. Yasal olarak da biz aslında bir onan formu istiyoruz. Yani hekimden siz bu tedavi şeklini nasıl sunduğunuzu istiyoruz. Hani bir komplikasyon olduğunda eğer hekimin zaten ciddi bir hatası varsa bunun üzerinden iş yürüyor. Ama diyelim ki hasta sadece geldi, işte bana böyle bir tedavi, bana işte 6 implant demişlerdi ama şimdi 8 implant yaptılar. Ama işte bu kadar ücret istenmişti, şimdi bu kadar ücret istendi diye bile mahkemeye verebiliyor hasta. En azından bunlara karşılık. Veya işte bana sabit diş diye vaat edilmişti ama bana hareketli diş yapıldı diye söyleyip işte hasta, hekimi mahkemeye veren hastalar var. Ama mesela hekimin açısından baktığınızda da hekim aslında zaten başlangıçta örneğin 4 implant destekli overdentil yapacaktık. Biz bu şekilde planlamıştık diye söylüyor. Ama hasta başka bir şekilde söyleyebiliyor. O yüzden mutlaka yapacağınız tedavi protokolünü, hastanın bunu anladığını, tüm tedavi risklerini de hatta kabul ettiğine dair mutlaka bir onan formu almalısınız. Bu form mutlaka imzalı olmalı. Mümkünse hastanın bir yakını tarafından şahitliğinde bu imzalanmalı. Bu örnekler Türk Diş Hekimliği Birliği'nin zaten internet sayfasında da var. İnternetten de çok kolay bulabilirsiniz. Bu şekilde en azından kendi uygulamalarınızı güvence altına almanız gerekiyor. İmplant tedavisi çok uzun süreli bir tedavi. Yani hastalar geldiğinde siz dolgu yaptınız. Dolgu diyelim ki 5 yıl sonra düştü. Hasta genellikle ne diyor? Aa, hekim bak bir dolgu yaptı, 5 yıl çok sorunsuz kullandım diyebilir. İmplant yaptırdığında 5 yıl eğer onu sorunsuz bir şekilde kullansın, 5. yılın sonunda düşsün. Mutlaka size implant yaptım düştü, bu neden düştü diyerek geliyor. Yani hani kendisine dair ben şunu yaptım, bu implant düştü diyen ben hiçbir hasta görmedim. Mutlaka hekime bağlı bir nedenle düştüğünü düşünerek geliyor. İşte implant dolgu yaptınız, belki bunu yenilemek size ekstra çok çok büyük bir külfetler getirmeyebilir. Ama siz hastaya eğer başta ömür boyu garanti verdiyseniz, implantı kaybettiyseniz, bunun yerine implant yapmak size ciddi bir külfet getirir. Çünkü örneğin bir 30-40 yıllık mesleki hayatınızı düşünün. İşte mesleğin ilk yaptığınızdaki implanttan mutlaka bir şekilde sizin karşınıza gelecektir. Bu nedenle bunlara dikkat ederek başlangıçta da yine mutlaka bir onal formu alın. Sonrasında her şey çok güzel, hasta her şeyi kabul edildi. Bizim bir implant markası tercih etmemiz gerekiyor. İmplant markasını neye göre seçelim? İşte muayenehanede genellikle ne oluyor? İşte firmalar geliyor, bize tanıtım yapıyor. Herkes kendi implant yüzeyinin çok çok iyi olduğunu söylüyor. Dünyanın en iyisi olduğunu söylüyor. İşte başarı oranlarının çok iyi olduğunu söylüyor. Hatta genellikle şu hekimlerde benim implantımı tercih ediyorlar diye de devam ediyor. Peki bunlar bizim için yeterli mi? Yeterli değil. İmplant yüzeyi kesinlikle çok önemli. Günümüzde çok farklı yüzeyler var. Zaten aşağı yukarıda hepsi birbirine benziyor ama en çok bizim işte tercih ettiğimiz şu anda yüzey SLA yüzey dediğimiz yüzey. Bunun yanı sıra neye bakacağız biz? Uygulaması kolay bir sistem olsun. Özellikle biz yeni implant yapmaya başladıysak
biz cerrahi sete çok kolay hakim olmamız gerekiyor. Bu nedenle sistem kolay olmalı. Protetik parçaların implantın uygulaması kolay olmalı. Farklı indikasyonlar için farklı alternatifler olmalı. Yani biz overdenture protez yapacaksak ona uygun seçeneklerimiz olmalı. İşte anterior bölgede estetik iş yapacaksak örneğin zirkon abatment tercihimizin olması gerekiyor veya açılı abatmentlarımızın olması gerekiyor. Dünya çapında tanınırlık çok önemli. Neden? Biz implantı yaptık. 10 yıl sonra protezinde bir sorun çıktı. Biz bu abatmentı, üst yapılarını veya ölçü başlıklarını bulabilecek miyiz? Yoksa hastanın implantı sağlam olsa bile biz bu parçaları tekrar yenilememiz gerekiyorsa bulamayacağız ve implantı bu şekilde hasta bırakmamız gerekecek. O yüzden tanınır, bilinir, güvenilir, Türkiye'deki distribütöründen yeterli destek alınabilecek bir firmayı tercih etmemiz gerekiyor. Fiyat tabii ki günümüz şartlarında özellikle dolar ve euronun şu halinde oldukça önemli. Bunların hepsine dikkat ederek bir implant markası tercih etmemiz gerekiyor. İmplant cerrahisine gelecek olursak bu kadar girişten sonra. İmplant cerrahisi için bize hangi malzemeler gerekli? Fizyodispenser dediğimiz tok ve hız ayarı yapılabilen şurada gördüğümüz bir cihaz mutlaka gerekli. Bu cihaza gördüğünüz gibi bir izotonik bağlıyoruz. Niçin? Bizim kullandığımız implant yuvası hazırlamak için kullandığımız prezlerde bir soğutma gerekli. Bu soğutmayı sağlamak için kullanıyoruz. Havalar çok sıcaksa izotoniği bir miktar buzdolabında bekletmek, bir miktar daha serin olmasını sağlamak etkili soğutma için daha doğru olacaktır. Fizyodispenser'da tork değeri ayarlanabiliyor, hız değerleri ayarlanabiliyor. Bu şuyu sağlar, örneğin kemik kalitesi çok yoğunsa bizim daha yüksek devirlerde çalışmamız gerekir. Kemik kalitesi daha düşükse daha düşük hızlarda çalışma şansımız var. Hangi implant yapacaksak o implant markasının setini kullanıyoruz. Yani bir firma bize geldi, elinizde A markasının seti var, benim implantımı da kullanabilirsiniz gibi bir şeyin girmemeniz gerekiyor. Ufak da olsa implantla frez arasında her zaman bir uyumsuzluk olabilir. Bu nedenle mutlaka o markaya ait set kullanmanız gerekiyor. Setin içindeki frezlerin bir kullanma süresi var. Yani frezleri aldık, biz bunları süresiz bir şekilde kullanamayız. Frezler bir süre sonra keskinliğini kaybeder. Keskinliğini kaybeden frezler de kemikte ısınmaya doğal olarak orada bir nekrozu ve bizim implantımızın osteointegrasyonun bozulmasına yol açar. O yüzden ne yapacağız? Belli aralıklarla bizim bu frezleri de yenilememiz gerekiyor. Steril anguldürü var, steril cerrahi aletler, steril aspirator ucumuz, eldiven, dikiş ipleri ve bir sürü ucu. Bizim klasik setimizde olması gerekenler bunlar. İmplant markasına ait aynı zamanda seti kullandığımızda bu frezlerin de bir kullanım sırası var. Bizim bu sıraya uygun bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Yani firmanın aslında size işte benim ilk frezim 700 RPM'de kullanılmalı. Bu işte 2.0 çapında bir frezdir. Daha sonra işte siz 2.5 çapındaki freze geçeceksiniz. Bu ara bir frez. Ama işte bendeki en dar çap 3.0, daha sonra 3.0 çapında bir frezi kullanıp sonra implantınızı yerleştirebilirsiniz. Size başta mutlaka söylemesi gerekiyor. Hatta bence yeni uygulamaya başladığınızda mutlaka size bunu bir çıktı halinde versin. Sizin kolay ulaşabileceğiniz bir yerde olsun ki cerrahi sırasında rahat edin. Bu size örnek set. Burada dikkat edeceğimiz şey şu. Her sette aslında ilk başta kortikal kemiği perfore edecek şekilde kullanılan bu şekilde farklı çaplarda rond frezler olabilir veya ucu sivri keskin frezler olabilir. Bu bizim ilk frezimiz. Daha sonra setler genellikle şöyle oluyor. Ya implant çapıyla frez çapı birebir uyumlu oluyor. Yani siz 4 mm çapında bir implant yerleştirecekseniz 4 mm çapındaki frez en son freziniz oldu. Bazen de bazı setler bir frez geride bitiyor. Örneğin bu sette olduğu gibi. Bu sette neyimiz var? Şimdi örneğin 3.5 mm çapında bir frez var. Bu frezle girdiğinizde yapabileceğiniz implant çapı 4.2. Yani bir frez çapı implant çapından daha dar. Ama
Tüm setlerde olduğu gibi bu sette de bu gayet güzel. Bizim preslarımız belli, sıramız belli. Örneğin kırmızı ile belirtilen sıra 4,2 çapındaki implantın yerleştirilmesi için dizayn edilmiş pres sırasını gösteriyor. Burada ne yapıyoruz? Başlangıçtaki kırmızı okulardan başlıyoruz. İlk olarak rond pres, kırmızı ile devam ettiğimizde 2,2 çapındaki presimiz devam ediyoruz. Yine 2,8 milimetre çapındaki pres. En son kırmızıya geldiğimizde 3,5'luk presimize girip daha sonra implantı yerleştiriyor olmamız gerekiyor. Sette nelerimiz var? Eğer kortikal kemik çok sertse, kortikal kemikte yuva hazırlamaya, daha doğrusu implantın rahat ilerlemesini sağlayacak şekilde yiv açıcılarımızın olması gerekiyor. Şurada net olması da gözüküyor. Veya boyun, implantın boyunu yine stressiz bir şekilde yerleşsin diye boyun açıcı frezlerimiz var. Bunlar da implantı yerleştirmek için kullandığımız aletler. Bu başka bir set. Bu setin en büyük avantajı ne? Bir önceki sete ben tekrar geleceğim. Burada bakın çap sadece artıyor. Frez çapları artıyor. Uzunluk için ama tek bir frez verilmiş. Bu ilk uygulamaya başladığımızda bize zorluk yaratabilecek bir şey. Bu sete geldiğimizde ne görüyoruz? Burada her uzunluk için, her çaptaki uzunluk için diyeyim, belirli bir frezimiz var. Yani 3,5 milimetre çapındaki bir implant için hangi implant uzunlukları var? 7, 8,5, 10, 11,5 ve 13. Ama bunların hepsi içinde ayrı bir frez var. Yani siz implant yuvası hazırlarken implantın frezinin hangi derinlikle girdiğini dert etmenize gerek yok. İmplantın mezodistal ve stabil palatinal konumlarına bakarak, siz sadece implantın açılanmasına bakarak derinliği hiç kontrol etmeden de implant yapabilirsiniz. Özellikle yeni uygulamaya başladığınızda mutlaka stoperlu bir frez kullanmanızı ben size tavsiye ederim. Bu size ciddi bir cerrahi konfor sağlayacaktır. Bu bizim implant uygulaması için uygulayabileceğimiz en basit bir cerrahi setimiz. Bu sette neler var? İşte ekartörs, muayene takımı, bir sürü ucu, bir sürü sapı, periostalatörleri, küretler, portegü ve makasımız var. Burada aslında en önemli alet bence şu ikisi. Bu aletimiz implant yuvası açtıktan sonra soket duvarlarında herhangi bir perforasyon var mı? Tabanı gayet sert kemik mi diye anlamamızı sağlayacak ucu kınık bir alet. Diğeri de bir kurşun kalem. Şimdi kurşun kalemin daha sonraki aşamada size nasıl kullanılacağını anlatacağım zaten. Cerrahi sırasında hastaya antibiyotik verelim mi, vermeyelim mi? Hastada eğer profilaksiyi gerektirecek, örneğin kalp kapağında bir sorun varsa, işte yüksek bir şeker oranı varsa, iyileşmeye dair herhangi bir sorun varsa mutlaka cerrahi öncesinde antibiyotik kullandırmanız gerekiyor. Hastanın bunun yanı sıra ne istiyoruz? İşte saçı toplu olsun istiyoruz. Neden? Cerrahi alanı aslında mümkün olduğunca temiz tutmaya çalıştığımız için. Bu diğer uygulamalarda olduğu gibi. Mümkünse makyaj özellikle olmuş. İstemiyoruz ki eldivenimizle implantın yüzeyi kontamine olmasın. Cerrahi öncesi kloroksidin bir gargara kullandırırsak eğer ağızdaki bakteri sayısı otomatik olarak azalır. Bu yüzden tavsiye ediyoruz. Mutlaka cerrahi alanımızın, cerrahi odamızın da mümkün olduğunca temiz olmasını ve düzgün bir şekilde havalandırılmış olmasını tercih ediyoruz. Sonrasında anestezi yapacağız. Biz implant uygulamaları için infiltratif anesteziyi öneriyoruz. Yani alt çene posterior bölgede bir implant yapıyorsak blok anestezi yani mandibular anestezi yerine infiltratif anestezi, vestibüler lingualden yapılan infiltratif bir anestezi yeterli olacaktır. Ama uzun süreli işlem yapacağız. İmplantla beraber augmentasyon yapacağız. Çok sayıda implant yapacağız. Öyle bir durumda anestezi dozunu azaltabilmek için rejyonel anestezi tercih edebilirsiniz. İnsizyon nasıl olmalı? Anesteziyle yaptık. İnsizyon alanımız bizim cerrahi yapacak alanımızı görecek şekilde geniş ama iyileşmeyi bozmayacak şekilde dar olmasını istiyoruz. Komşu anatomik oluşumlara zarar vermeyeceğiz. Örneğin estetik bölgede bizim papille mümkün olduğunca koruyucu insizyon yapalım. Hatta mümkünse papili hiç ellemeyelim istiyoruz. Mümkünse diki infüzyonlardan kaçınmak istiyoruz çünkü bu iyileşmeyi bozuyor, scar bırakabiliyor. Ama zorunluysak, örneğin yeterli görüş alanımız yoksa, augmentasyon yapacaksak da tabii ki diki infüzyon yapmamız gerekiyor.
Burada da görüldüğü gibi genellikle biz mix kredital insizyon yapmak istiyoruz. Bu ne demek? Vestibül lingual yönden kredin tam ortasında yapmak istiyoruz. Ama diyelim ki vestibülde yeterli yapışık diş etimiz yok. Biz vestibül yüzeyde en az 1,5 mm yapışık diş eti istiyoruz. Bazen bunu sağlayacak şekilde bir miktar daha linguale bu insizyon alanını taşıyabilirsiniz. Buradaki önemli kriterlerden biri de şu. Lingualde veya işte üst çenede palatinal bölgede insizyon yapacağımız zaman mutlaka parmakla bir destek istiyoruz. Neden? Özellikle yumuşak doku çok kalınsa en basit bir sürü hareketiyle bile siz bu bölgedeki anatomik oluşumlara zarar verebilirsiniz. İşte özellikle alt çene posterior bölgedeki damar sinüs paketlerine zarar verebilirsiniz diye mutlaka bir el aletiyle de destek istiyoruz. Burada da görüldüğü gibi özellikle parsiyel distis hastada distalden meziyele doğru kemikle temas edecek şekilde tam kalınlıklı flap açımızı sağlayacak şekilde insizyonlar yapıyoruz. Genellikle de 15 numara bisturi kullanıyoruz bu iş için. Burada yine görüyorsunuz. Burada dikkat edeceğimiz klinik yollardan biri de şu. Her zaman üst çenede palatinal, alt çenede de lingual flap daha kolay açılır. O yüzden insizyon yaptıktan sonra öncelikle bu flaplerin kaldırılması size daha sonra vestibüldeki flapleri kaldırmak için kolaylık sağlayacaktır. Burada kurşun kalemin önemini anlatacağımı söylemiştim. Burada ondan bahsedeceğim. Şimdi implant yapmaya yeni başladınız. Özellikle parsiyel distis hasta. Cerrahi yapacağınız sırada. İşte implantı tam olarak nereye koyalım? İşte örneğin 3 numaradan sonrası yok. İşte 4-5-6'ya veya 4-5-7'ye implant koyacaksınız. Hangi konumda implantları yapmalıyım? Bunu cerrahide frezlerle ilerlerken planlamanız zor olabilir. O yüzden klasik bildiğiniz kurşun kalemi otoklavda sterile ettikten sonra flebi açtınız çok güzel bir şekilde kemik üzerinde işaretleme yapabilirsiniz. Neye göre karar veriyoruz? Protez olarak biz hangi dişin altına implant yapacaksak, örneğin 4 numaralı bölgede biz implant yapacaksak 4 numara bölgenin tam orta noktasına gelecek şekilde vestibül palatinal, işte mezodistal mesafelere dikkat ederek işaretleme yapıyor olmamız gerekiyor ki daha kolay cerrahi yapabilelim. Yine önemli bir nokta. İmplantla doğal diş arası en az implantın dış yüzeyiyle doğal dişin minnesevansı arası en az 1,5 mm istiyoruz. İki implantın dış yüzeyleri arasında da en az 3 mm istiyoruz ki bu yüzeylerde canlı kemik olsun, kemik iyileşebilsin. Veya uzun dönemde yük taşıma kapasitesi olsun. Bu mesafeler daha az olduğunda implantta özellikle doğal diş ve canlıysa puponekrozu görülebiliyor veya implant çevresindeki kemik beslenemediği için hem implant hem doğal kemiği doğal dişi kaybedebilirsiniz. O yüzden bu mesafeler oldukça önemli. Ama bu şu demek de değil. Uzun bir dişsizlik var. Biz 3 mm arayla örneğin 2 tane implant yapalım. Hayır. Uzun dişsizlikte biz protetik olarak nerede diş istiyorsak o dişlerin altında implant yapıyoruz. Sadece eğer dar bir mesafe varsa bunların arasında en az 3 mm olması gerektiğini biliyor olmamız gerekiyor. Bu aşamada yine planlamada dikkat edilmesi gereken bir faktör bu aynı zamanda. Neden? Şimdi burada görüldüğü gibi diyelim slide'ın üst tarafındaki gibi. Mesafemiz çok az olsaydı. Biz bu şekilde cilalı boynu sahip olan bir implant kullanacak olsaydık bu belki mesafemiz aradaki mesafe yetersiz kalabilecekti. O zaman ne düşünebiliriz? Dar mezyodistal mesafeli olan bölgelerde cilalı boyuna, geniş cilalı boyuna sahip implant yerine implant çapıyla boynun uyumlu oldu. Yani silindirik bir implantı, cilalı boyuna sahip olmayan silindirik bir implantı veya bir konik implantı tercih edebiliriz. Yani bunu daha tedavinin başlangıç aşamasında, planlama aşamasında karar veriyor olmamız gerekiyor. Bir diğer konu. İmplantın uzunluğuna veya bizim frezlerimizin çalışma uzunluğuna karar verebilmek. Biz her zaman önemli anatomik oluşumlarla en az 2 mm mesafe istiyoruz. Yani biz planlama yaptık. Panoramikte mandibüler kanallı arada 14 mm var diye 14 mm'lik implant yaptınız. En az 2 mm bırakmamız gerektiği için en fazla bizim 12 mm'lik bir implant tercih etmemiz gerekiyor. Diyelim ki kret tepesi çok sivri. Yani nasıl olabilir?
Kredi tepesi 1 milimetreden başlar, üçgen şeklinde aşağıya doğru genişler. Biz o zaman kredin tepesini zaten başlangıçta bir miktar aşındırıp o şekilde implant yapmamız gerekiyor. O zaman ne yapacağız? İmplant uzunluğumuz bir tık daha azalacak. Örneğin 2 milimetre kredi tepesinden tıraşladıysak, 12 diye planladıysak bu sefer 10 milimetrelik bir implant yapmamız gerekecek. İmplantın aksı yine oldukça önemli. İmplantın her zaman kemiğin içinde kalmasını istiyoruz. Yani bu nedenle filebi açtık, kemiğin trajesine bakacağız. Ve prezimizin açısının hep implantı uygulayacağımız açıda, yani bu trajeyi sağlayacak aşıda olmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için de genellikle üst çenede frezler palatinal, alt çenede de vestibüle açılı bir şekilde yapmamız gerekiyor ki bu mesafeleri sağlayabilelim. Burada basit bir diyagram var. Ne yaptık? Filebi açtık. İlk olarak işaretleme freziyle, daha sonra istediğimiz çapa ulaşana kadar her zaman aynı implant frez uzunluğunda. Yani biz şöyle söyleyeyim, 5 mm çapında 10 mm uzunluğunda bir implant yapacaksak eğer, 2 mm çapında 10 mm uzunluğunda, 3 mm çapında 10 mm uzunluğunda, 4 mm çapında 10 mm uzunluğundaymış gibi bir frez sırası takip ediyoruz. Her zaman çap artıyor, frezin çapı artıyor. Frezin uzunluğu her zaman, derinliği her zaman aynı kalıyor. En son aşamada da implantı burada görüldüğü gibi motorla veya elle yerleştirebiliyoruz. Burada biraz önce de bahsettiğim sistem var. İki tip frezimiz var. Ya frezin üzerinde bu şekilde çizgiler var, bu derinlik gösteriyor. Ama implant uygulamaya yeni başladığınızda hem implantın mezodistal ve vestibül paletler açısına bakıp hem bu derinlikleri tam olarak tutturabilmek çok kolay olmayabilir. Bu sizi yorabilir. Bunun yerine implant frez uzunluklarını bildiğiniz standart olan stopper'lı frezleri olan bir sistemi tercih edebilirsiniz. Burada sadece implantın açısına bile bakarak, konumlanmasına bakarak daha kolay ilerleme şansına sahipsiniz. Paralellik pini mutlaka setlerinizde olan bir şey, mutlaka kullanmanız gerekiyor. Her frezden sonra, implant yapmaya yeni başladığınızda yine, her frezden sonra mutlaka paralel pinini, açtığınız implant çuvasıyla uyumlu olan pini mutlaka kullanmanız gerekiyor. Yerleştiriyorsunuz sokete. Hasta hafifçe ağzını kapattığı zaman komşu dişlerle olan konumu, alt üst çene ilişkisine mutlaka bakıyorsunuz. Örneğin açınızda bir sorun var. Bir sonraki frezde bu açıyı düzeltecek şekilde işlem yapıyor olmanız gerekiyor. İmplant yuvasını hazırladık. Ne yapıyoruz? Ucu künt olan bir aletle bütün soketin tabanında, duvarlarında biraz önce de söylediğim gibi geziyoruz. Herhangi bir perforasyon varsa, örneğin implantın biz alt çenede implant yaptık. Lingualden çıktığımızı farz ettik. Biz hangi implantı planlamıştık? 12 mm uzunluğunda bir implant planlamıştık. Aşağı yukarı biz ne diyoruz? İşte 10 mm civarında ama bir perforasyon olduğunu düşünüyorsanız, hemoroji yoksa 10 mm'lik bir implantı siz oraya uygulayabilirsiniz. Bu bize o güvenceyi sağlıyor. Diğer türlü ama 12'lik implant yaptığınızda, dediğim gibi hastada şiddetli ağrıdan tutun, hemorajiye veya implant kaybına kadar varabilecek komplikasyonlara yol açabilirsiniz. İmplantlar burada görüldüğü gibi cilalı boyuna sahip olanlar, olmayanlar gibi kabaca ikiye ayrılabilir. Bunun yanı sıra konikler, silindirik olanlar, yiv şekilleri, yiv dizaynları birçok çeşit var. Günümüzde açıkçası implant, düzgün üretilen her implantın başarı oranları arasında ben çok büyük farklar olduğunu düşünmüyorum. Yüzey özellikleri olarak özellikle. En önemli fark implantın gerçekten uygun kalitede üretilip üretilmemesi, frezlerle implant çapının birbiriyle uyumlu olup olmaması olarak düşünebiliriz. Burada özellikle neden ikisini koydum? Anterior bölgede cilalı boyuna sahip olan bir implant kullanmak ciddi bize estetik soruna yol açabilir. Ama posterior bölgede özellikle yapışık diş eti yoksa, yapışık diş etinde sağlayacak bir cerrahi işlem yapamıyorsak, böyle bir durumda cilalı boyuna sahip bir implant kullanmayı tercih edebiliriz. İmplant yuvamızı da açtık. Ne yapacağız? Biz implantı bu yuvaya yerleştirmemiz gerekiyor. İki türlü yerleştirebiliriz. Ya angulduruma ile yerleştirebiliriz ya da elle bizim tork anahtarlarımızı yerleştirebiliriz.
Bizim seçtiğimiz şu anda piyasada olan tüm setlerde her ikisine uygun parçalar var. Bu tamamen size bağlı. Ama özellikle yine ilk uygulamalarla motorla uygulamak daha kolay olabilir. Bunda ama düşük tork ayarlarıyla, örneğin işte 50 RPM'lerle başlamanız daha iyi. Çünkü yüksek ayarlarda özellikle kendinden kesen bir ivle sahip bir implant tercih ederseniz implantın farklı açıda yerleşmesine sebep olabilirsiniz. O yüzden düşük ayarlarla başlamanızı tavsiye ediyoruz. İmplantların hepsi zaten dış ambalajı veya kutusu steril değil ama iç kutuların hepsi steril olarak geliyor. O yüzden sizin yardımcınızın hiçbir şekilde iç kutunun içini ellerden direkt olarak steril alana implantı açıyor olması gerekiyor. Siz de daha sonra eğer diyelim ki işte eldiveniniz tükürük ile bile çok fazla kontamine olmuş olabilir. İşte farklı şeyler ellemiş olabilirsiniz. Veya immediate implantasyon yapacaksınızdır. İşte dişi çekip o şekilde implant yapmanız gerekir. Eldivenizi mutlaka değiştirip implantı o şekilde uyguluyorsunuz. İmplantı yaptık. Kapakla mı kapatalım? Diş eti şekillendiriciyle mi kapatalım? Yani tek aşamalı implant mı yapalım? Çift aşamalı implant mı yapalım? Neye göre karar vereceğiz? Bir, seçtiğimiz sistem bize diyecek ki benim implantım tek aşamalı veya çift aşamalı. İkincisi, kemiğin yapısı. Eğer kemik çok spongiyorsa, biz implantı zaten daha zor stabil ettiysek, implantın üzerini kapatmak, yani kapayıcı vida kullanmak, çift aşamalı cerrahi yapmak bize avantaj sağlar. Hastada augmentasyon yapıldıysa yine çift aşamalı olması bize avantaj sağlar. Bunun dışında biz implantı tek aşamalı yapmayı tercih edebiliriz. Burada zaten aşağıda görüyorsunuz. Tek aşamalı demek implantı yaptığımız seansta implantların üzerine kapatılan kapakların ağız ortamında görülebilir olması demek. Çift aşamalı da ise implantların üzeri kapatılıyor. Osta integrasyon süresini bekliyoruz ki bu direkt tabi bilgi ortalama 3 ay. 3 ay sonra ikinci bir cerrahiyle yine infiltratif bir anesteziyle implantı gözünüz hale getiriyoruz. Daha sonra pratik aşamaya geçiliyor. İmplantı uyguladık. Yara kenarlarını primer olarak kapatmak gerekiyor. Basit implant uygulamalarında ipek iplik yeterli. Burada kesikli sütürlerle yara kenarlarını kapatabilirsiniz. Ama augmentasyon yaptıysak veya çok sayıda implant yaptıysak daha farklı dikiş iplikleri kullanarak yara kenarlarını primer kapatmayı tercih edebiliriz. Dikişleri de genellikle 7 ile 10 yıl sonra alıyoruz. Postoperatif bakım önemli. Hastalara ne veriyoruz? Klasik olarak antibiyotik, ağrı kesici, antiinflamatuar, antibakteriyel, gargara veya sprey veriyoruz. Peki neye göre veriyoruz? Hasta genç, sağlıklı, tek bir implant yaptık, hiçbir enfeksiyon riski var. Antibiyotik vermemeyi düşünebilirsiniz. Yani antibiyotik vermek gereksiz olabilir. Hastada sistemik bir hastalık varsa mutlaka antibiyotik veriyoruz. Çok sayıda implant yaptıysanız, özellikle 3'ten fazla implant yaptıysanız, augmentasyon yaptıysanız, aynı seansta diş çekimi yaptıysanız yine antibiyotik vermenizi tavsiye ediyoruz. Bununla birlikte biz ne diyoruz? Antibiyotiği başlayın, kutuyu bitirin. İşte genellikle bunlar zaten bizim kullandığımız penisilin türevleri oluyor ve günde 2 kere kullanılıyor. Ağrı kesici veriyoruz. Bu ağrı kesiciler zaten anti-inflamatuar etkisi de var. Genelde naproxen, sodyum veya ibuprofen veriliyor bunun için. Ben kişisel tercihim, hastaları da ağrı duyma şikayeti beklemeden özellikle uzun süreli bir işlem yapıldıysa cerrahi günü ve cerrahiden sonraki 2 gün sabah akşam kesin anti-inflamatuar ilaç öneriyorum. Diyorum ki eğer genellikle bu ilaçlar günde 3 veya 4 kere kullanılabiliyor. İhtiyaç duyarsanız 3. 4. dozu da alabilirsiniz diyorum veya daha sonra kullanmaya devam edebilirsiniz diyorum. Düzgün bir cerrahiyle hastaların ağrı şikayeti duyması zorunlu değil. Ağrı şikayeti özellikle ilk 2 gün olabilir ama 5. 6. günlerde eğer hala size hasta bir ağrım var, çok şiddetli ağrım var diyorsa mutlaka hastalarınızı kliniğe çağırın. Yolunda gitmeyen ne var diye mutlaka bakın. Çünkü implantlar steril şartlarda yapılan aslında daha kontrollü cerrahiler, daha minimal cerrahi travmaların olduğu cerrahiler. O yüzden çok yüksek dozda ağrı beklemiyoruz. Gargara veya sprey tercih edilebilir. Burada küçük alanlarda sprey kullanılabilir ki genelde klorhexidin içeren spreyler kullanılıyor biliyorsunuz. Eğer geniş alanlar varsa yine gargaraları tercih edebilirsiniz.
Bunu da başlarken de cerrahi günü değil, cerrahiden bir gün sonra başlatıyoruz ve dikişler alana kadar genellikle öneriliyor. Biliyorsunuz klorhexidin içeren gargaraları veya spreyleri de 2 haftadan daha uzun süre hastalara reçete etmiyoruz. Ameliyattan sonra yapılması gerekenleri mutlaka hastalara yazılı olarak verin. Bu çok basit bir liste aslında. Ama hastalar cerrahinin korkusuyla birlikte bunları unutabiliyorlar. Bu şekilde en azından bir şeye takıldıkları zaman sizi aramak yerine bu listeye bakmaları daha kolay oluyor. Genellikle hastaya önerdiğimiz şey şu. Yara yerine dille veya parmakla basmaya çalışmayın. Yanaklarınızı dille bir gerginlik yaratmayın veya dilinizle o bölgeyi kontrol etmeyin. Dikişlerinizi arttırmamaya çalışın. İşte kurabiye gibi ufalanacak, kaçacak, dikiş aralarına kaçacak şeyler yemeyin. Asitli şeylerden, içeceklerden uzak durun. Aşırı sıcak gıdalardan uzak durun. İşte ameliyat günü ve sonraki gün sıcak banyo yapmayın. Kan sulandırıcı ilaç kullanmayın. Sigara, alkolü mümkünse zaten önermiyoruz en azından dikişler alınana kadar. Ve yazdığınız reçeteyi tekrar nasıl kullanacağını bu süreçte hastaya yazılı olarak bu reçeteyle birlikte bu tarz bir tabloyla birlikte verebilirsiniz. Ben şu aşamada daha sonra bu genel bilgiler eşliğinde önümüzdeki haftada kurs yapacağımız için ben genel bilgi kısmını başta vermeyi tercih ettim. Şimdi de klinik olarak birkaç ipucunu anlatarak size vakalar üzerinde anlatmak istiyorum. Baştan itibaren işte frezle deldik, işte kortikal kemiği geçtik, şu frezi tercih ettik gibi bir kısım bu sunumda açıkçası yer vermedim. Çünkü zaten önümüzdeki hafta pratik kısmında bunu tam olarak her aşama aşama anlatacağız. Ben bugün özellikle teorik olarak size klinikte nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Klinik ipuçlarını vermek istedim kısacası. O yüzden bu hasta vakaları üzerinde de bir vakayı baştan alıp bitirilerek zamanımızı kullanmak yerine ben klinik olarak ne dikkat edeceksek, neye dikkat etmeliysek onun üzerinden gitmek istedim. Bu vaka bizim için aslında ideal vaka. Özellikle yeni implant uygulamaya başladığınızı düşünün. Çekim soketleriniz var. Bu immediat implantasyon hastası değil. Aslında biz dişi çekmişiz, belirli bir süre beklemişiz ama soketler tam olarak iyileşmemiş. Ama bu bizim için muhteşem bir manzara. Neden? İmplant yapacağımız alanlar belli. Biz hangi bölgeye implant yapalım diye düşünmüyoruz. Alt çene ön bölge, özellikle foramen mentaleler arası damar siniri olarak da bizim için en güvenli bölge. İdeal bir açılandırmayla eğer implant yerleştirirsek sorun çıkma olasılığı oldukça düşük. Hastada görüyorsunuz zaten yeterli bir diş eti kalınlığı da var. O yüzden kemik kalınlığımız da çok iyi. Bizim için çok ideal, çok iyi bir hasta. Bu vakada biz ne yapmışız? Tam çekim soketlerimizde 2 tane implant yerleştirmişiz. Bu slide'da gördüğünüz sarı olan parçalar implantın taşıma parçaları. Bunları implant bittiği zaman paralelliklerini de görmemiz için aynı anda sökmüyoruz. Yani implantı birini yerleştiriyoruz, diğerini yerleştiriyoruz. İkisinin paralelliğini görüyoruz. Bu çok güzel bir manzara. Cerrahi sonrası, implant yaptıktan sonra bizi mutlu eden bir manzara. Burada kolede bir miktar implant yüzeyinde açılmalar var. Bu bölgeye graft uygulamıştık. Peki, implant yüzeyi açılmasın diye biz bu implantları daha derine gömebilir miydik? Yani diyelim ki bu implantlar 10 mm uzunluğunda. Biz 11 mm'lik kavite açsaydık, 10 mm'lik biz implantlarımızı 11 mm'lik kaviteye gömseydik, yani normal olması gerekenden 1 mm daha derinde yerleştirseydik, bu olabilir miydi? Olabilirdi. Bazı vakalarda biz bunu yapabiliriz. O zaman niye bakıyoruz? Komşu mine seven sınırına bakıyoruz. Eğer biz komşu mine seven sınırının çok aşağısında kalmayacaksak, implant yuvası açıkta kalmasın diye, implant yuvası derinliğini eğer dikey olarak da mesafemiz varsa kemiğin içinde, daha derin yuva açıp daha kısa implant uygulamayı tercih edebiliriz. Ama baktık ki, mesela bu vakada özellikle küçük afa bölgesinde görüyorsunuz, daha derine implantı yerleştirmek istediğimizde, bu sefer alt ön dişlerimiz upuzun, yandakiler daha kısa, küçük dişler gibi kalabilir. Bunu istemediğimiz vakada da biz ideal konumuzu implantımızı yerleştiriyoruz. Gerekirse etrafını implantların graftleme prosedürüne geçiyoruz. Bu vakada olduğu gibi graft uygulayıp üzerine PRF membranlarla örtmüşüz. Bu hasta total dişsiz bir hasta.
Total dişsiz hasta da ilk implant uygulamaya başladığımızda hangi bölgeye hangi implantı yapalım diye bize düşündüren bir hasta aslında. Ne yapabiliriz? Biz işte kaninler 3, 5, 7 tarzına 6 implant yapacaksak simetrik olacak şekilde implant yapabiliriz. İşte 2, 4, 6'yı öneren var. Yani kısacası farklı dağılımlarda implant yapabiliriz. Hangi dağılımda implant yapmayı tercih edebiliriz? Birincisi arç şekli önemli. Kaç implant yapacağınız önemli. Çok geniş, U şeklinde bir küret varsa 8 implant yapsanız muhteşem olur. Dar bir kürette 6 implant sizi kurtarır. Ben şahsen ön bölge implant yapmayı çok önermiyorum. Neden? Genellikle hastanın ilk etapta böyle prototip aşamada baktığı şey aynada estetik profili nasıl olmalı, nasıl görüldüğü kısmı. Teknisyene çalışma rahatlığı vermesi için bu üst ön diş, ön dört dişin estetiğini daha rahat sağlayabilmesi için çiğneme yüklerini düşünerek ilk olarak kanin bölgesine implantları yerleştirsek, daha sonra posteriora kemik genişliğine, yüksekliğine göre implantları yerleştirmek bizim için hem daha kolay hem hasta için daha iyi bir estetik sonuca yol açabilir. Peki, biz hasta ağzına buna nasıl karar verelim? Mesela biz bu hastada insizyon yapmışız, plebit açmışız, muhteşem bir kemik kalınlığımız var. Yani bu bizim yine ideal hastalarımızdan biri. Çünkü her zaman bu şekilde geniş bir kemik açmaya sahip olamıyoruz maalesef. Yine implant uygulamaya yeni başladığınızda klinik olarak şöyle bir ipucu verebilirim size. Hangi bölgeye implant yapacağınızı cerrahi sırasında nasıl karar verebilirsiniz? İki tekniğimiz var. Hasta total dişsiz, total bir protez kullanıyorsa total protezlerin ölçüsünü alıp bir modelini elde edip bunların üzerine şeffaf bir plak basıp basit bir cerrahi plak haline getirebilirsiniz. Bu plakta implant uygulamasını planladığınız yerlerde minik bir delik açıp freze direkt girebilirsiniz veya burada bizim yaptığımız gibi kurşun kalemle implant uygulaması planlanan yerleri çizebilirsiniz. Biz hatta burada direkt olarak dişlerin yerlerinde, yani örneğin işte kanin bölgesinde kaninin tam orta noktası, 6 numaraysa 6 numaranın tam orta noktasını direkt olarak işaretlemişiz. Bu sayede burada da görüldüğü gibi basit bir cerrahi plak yapmışız. Aslında bizim günümüzde özellikle total dişsiz hastalarda kullanmak üzere tomografiler alınarak cerrahi daha profesyonel stentler yapma şansımız da var. Ama bu stentleri hazırlamak ciddi maliyet istiyor, ciddi emek istiyor. O yüzden her hastada bunu tercih edemeyebiliriz. Ama hasta özellikle belirli bir yaşın üzerindeyse, sistemik sağlık sorunları da varsa hani cerrahi süresini kısaltmak için bizim de daha rahat çalışmamız, hastanın da daha rahat etmesi için bu tarz profesyonel cerrahi stentlerin yapılmasını tabii ki kesinlikle tavsiye ediyoruz. Ama başlangıç aşamasında siz de bu tarz basit bir plak yapabilirsiniz. Hatta bu basit plağı 3-4 diş eksikliğinde, yani parsel diş eksikliğinde bile gayet rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burada görüldüğü gibi hastaya 4 tane, burada geniş bir arsa olduğu için 4 tane implant planlanmış. İmplantların birbirine paralelliğini görmek dediğim gibi bizi çok mutlu ediyor aslında. Bu nedenle ne yapabiliriz? İlk implantımızı yaparız, paralellik planını yerleştiririz. Daha sonra bunun ideal bir konum olduğunu anladıktan sonraki bunu nasıl anlayacağız bu hastada? Hastanın başı geride, başı bir tarafa doğru dönük olabilir. Biz ideal konumda hasta karşıya bakarken başı dik bir şekilde durduğunda paralellik pini örneğin kanin bölgesindeyse gerçekten olması gerektiği gibi, yani yer düzlemiyle olan ilişkisi, karşı çeneyle olan ilişkisi eğer idealse biz bunu ideal kabul ediyoruz. Genellikle ön bölgeden arka bölgeye doğru implant yapılmasını planlıyoruz. Yani diyelim bu hastadaki gibi 4-4-4 sağ 4 sağla implant yapılacaksa üst 7 bölgesinden implant yapmaya başlamıyoruz. Kaniner bölgesinden implant yapmaya başlıyoruz. Kanin bölgesindeki implant yerleştirip daha sonra işte bir yana işte küçük azı, işte diğer küçük azı ve büyük azı şeklinde yuvaları hazırlamaya devam ediyoruz. Daha sonra bu vakada biz cover screw'larla, yani kapayıcı vidalarla implantların üzerini kapatıp primer olarak kapatmışız. Bazen de panoramik röntgende bakıyoruz, çok güzel bir dikey hacime sahibiz. Yani işte örneğin 16 milimetrelik bir dikey mesafe var. Hatta karşı arkada da arada içi mesafemiz çok az. Yani bizim ideal olarak bir krom boyundan daha az mesafeye ihtiyacımız elimizde var. Ama filleri bir açıyoruz, bir bakıyoruz.
tomografiyle baştan çekmedik. Sivri bir kret var, kemik kalınlığı var. Biz manuel olarak da zaten buna bakıyoruz ya, daha anemnez alma veya ilk klinik planlama aşamalarında. Apikal bölgede kemik var ama kret tepesinde kemik yok. Ama bizim zaten dikey olarak da bir mesafeye ihtiyacımız varsa biz kemik pensleriyle veya piyoza cerrahiyle bu üstteki sivri kemiği alıp alttaki tabana burada görüldüğü gibi implantları yerleştirebiliriz. Bu bize neyi sağlıyor? Hem biz implantımızı yerleştirebiliyoruz, hem arkalar arası mesafeyi ideal konumda tutabiliyoruz, daha güzel bir protez sağlayabiliyoruz. Bu şekilde hatta o elde ettiğimiz biraz önce burada gördüğümüz otojen grafti ezip çeşitli cerrahi aletlerle implant çevresinde oluşan defeklerin etrafına da uygulayabiliriz. Ve ideal bir planlama sağlamış olabiliriz. Bu vakada bakın cilalı boyuna sahip bir implant tercih etmişiz. Bu bize nasıl bir avantaj sağlıyor? Yumuşak doku cilalı yüzeyle olan ilişkisi her zaman daha iyi. Başta bakteri birikmiyor. Bağlantı şekli bizi hastanın daha rahat temizleyebileceği şekilde oluyor. Bu hastada biz özellikle dikey mesafeyi alınca ne oldu? Ağız tabanı daha yukarıdaymış gibi oluyor. Yani hastanın lingual bölgesinin protez bittiği zaman fırçalama şeklini düşünün. Cilalı boyuna sahip olan implantta bunları sağlaması daha kolay olabilir. Biz diyelim ki böyle bir implantımız yoktu. Bizim sistemimiz de fetching sistemde böyle bir şey yoktu. Ne yapabiliriz protetik olarak? Hiç cilalı yüzey yoktu ama implantımız ağız tabanıyla birebir hasta rahat temizleyemiyor. Hatta protez kenarları eğer ağız tabanında olursa hasta yemek yerken de şikayet duyabiliyor. O zaman abutment'ın boyun kısmını daha uzun bir implant tercih ediyoruz. Yani abutment'ın basamak kısmıyla kron kenarını daha kronele taşıyarak biz yine bu sorunu gidermeyi çalışabiliriz. Hatta giderebiliriz de. Burada gördüğünüz gibi o greflerden kullanmışız. Greflerimizin üzerini kapatıyoruz. Ve bu şekilde tedaviye devam edilebiliyor. Ama her zaman işler mesela bizim ilk bakımızda olduğu gibi kolay gitmiyor. Ne yapabiliyoruz? Hastalarda kombine tedavi yapmamız gerekebiliyor. Yani bu hasta mesela bizim 20 yaşında bir genç kızdı ama çok sayıda dişi kaybedilmişti. Tip 1 diyabet hastasıydı ama genel sorun ağız bakımının kötü olması. Bunu siz de göreceksiniz zaten. Aynı hastada birçok şeyi planlayıp birçok şeyi yapmamız gerekebiliyor. Yani baktığımızda ne görüyoruz? Biz alt çeneninde yeterli kemik yüksekliği var. Çok güzel implant yapabiliriz. Üst çene ama posteriora baktığımızda dikey yönde de bir rezorpsiyonumuz var. Zaten bu bölgede implant yapacak dikey mesafemiz hiç yok. Aynı şey kret rezorpsiyonu yanı sıra sinüslerde de bir sarkma meydana gelmiş. Sol segment yine daha kabul edilebilir bir yapıda. Bu hastada o zaman ne yapıyoruz? Başlangıçta kombine bir tedavi planlıyoruz. Burada hastanın ağız hijyeni görmeniz için de önemli. Hasta iyi fırçaladığını düşünüyor ama yine mutlaka her seansta ağızda bir plak vardı. Sağ ve sol segmentteki kapanışı görüyoruz. İdeale yakın, bizim kabul edebileceğimiz bir kapanış. Ama implant uygulamaları için bu arada düşük kron hacmi, yani kronları kısa olan dişler her zaman daha riskli. Çünkü bizim protetik olarak implantı simante etmek için örneğin en az 4 mm'lik bir abutment yüksekliğine ihtiyacımız var. Vidalı bir protez yapacaksak yine o parçaların ağız içinde sığabilmesi için yine bir en azından 3-4 mm'lik mesafeye yine bir ihtiyacımız var. Ama düşük kron hacminde işte metal parçalar olacak. Onun üzerine bir metal porselen gelecek. Her zaman bu mesafeyi sağlayamayabiliyoruz. O yüzden düşük kron mesafeleri bizim için her zaman aslında hoşlanmadığımız veya çok tercih etmeyeceğimiz aslında hasta tiplerinden. Bu hastada ne yapmışız? Sağ segmente biliyorsunuz biraz önce de panomikronikende gördüğünüz gibi yetersiz tacımız vardı. Bu bölgeye sinüs lifting yapıyoruz. Burada sinüs membranın üzerine PRF membranlar uygulamışız. Graft uyguluyoruz. Sonra grafin üzerine işte kolajen membranlarla kapattık. Yara yerini primer olarak kapatıyoruz. Bu hastada neden dikey infüzyon tercih ettik? Çünkü yara bölgesini bizim
tinnitus'u tam olarak görebilmemiz için daha fazla bir alana ihtiyacımız var. Biz sadece kretle mid kretal infüzyon yaparak sinüsün lateral penceresini görme şansına sahip değiliz. O yüzden mezral ve distalden dikey infüzyonlar yaparak görüş alanımızı sağladık. Augmentasyon yaptık. Kullandığımız kret ve membranlardan dolayı mutlaka yara kenarında bir gerilme oluyor. Bu hastalarda zaten otomatik olarak cerrahi süresi ve travması daha fazla olduğu için ödem daha fazla oluyor. Bu nedenle yine rezorbe olmayan prolen tarzında dikişlerle ipek kirpiklerimizi desteklemişiz. Diğer bölgelerde biraz önce de bahsettiğim gibi ideal kemik yükseklikleri, kalınlıkları olduğu için klasik implant tedavisiyle biz tedavimizi sonlandırmışız. Yani üst çenede sinüs disking yaparak, alt çenede sadece klasik implant yaparak, yani basit implant cerrahileri implant yapmışız. Üst çenede ama klinik olarak da görmüştük. Orada bir miktar laparoskopik röntgende de hatta tekrar göstereyim. Hemen 6 numaranın mezyalinde bakın burada dikey yönde bir miktar rezorpsiyon var. Bunu estetik olarak da giderebilmek için implantla aynı seansta burada augmentasyon yapılmış. Yani maksimle için daha kombine bir tedavi, mandibule için daha klasik basit bir implant cerrahisiyle biz burada tedavimizi sonlandırmışız. Son olarak ben bir de komplikasyonlardan en azından başlık olarak bahsetmek istiyorum. Çünkü komplikasyonlar aslında başlı başına çok uzun bir sunum konusu olabiliyor. Biz cerrahi sırasında hangi tip komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz? Anestezi sırasında hematom oluşumu, anestezi yaptığımız yerde görülebilir, bizim için olabilecek en basit komplikasyonlardan biri. İmplantın kırılması. İmplantı kırmak arkadaşlar öyle kolay kolay bir iş değil. Ama tip 1 kemikte D1 tipi kemiğiniz varsa, siz çok zorlayarak implantı yerleştirmeye çalışıyorsanız, örneğin yiv açıcıları kullanmadınız, boyun açıcıyı kullanmadınız, ciddi kas kuvvetinizle implantı yerleştirmeye çalışırsanız, implant özellikle 3,5 mm çapının daha altındaysa implantlar kırılabilir. Kırılan bir implantı kemiğin içinden çıkartmak kolay olmayabilir. Çıkartmak için farklı bir ara parçalarınız olabilir. Doku pançları gibi düşünün, kemik pançlarıyla bunu çıkarabilirsiniz veya frezlerle aşındırarak çıkartmanız gerekebilir. Bazı sistemlerde çeşitli ara parçalar var bunu çıkartmak için, onları kullanarak çıkartmanız gerekebilir ama her halükarda cerrah için hoş bir anı olarak kalmıyor hastalar için de. İmplantların taşıma parçaları yine implantın kırılma nedenlerinde benzer şekilde kırılabilir. Eğer biz izotonik ile yeterli soğutma sağlamadıysak, yeterli dış soğutma yapmadıysak veya sıcak havalarda dediğim gibi yine soğuma yapmadıysak kemikle aşırı ısınma olabilir. Aşırı ısınma olursa da kemik nekroz olur, osteointegrasyonumuz bozulur. İmplantı yanlış konumlandırırsak komşu dişlerde periodontal dokularda hasara yol açabiliriz. Bazen nekroza yol açabiliriz veya protetik olarak tedavi edemeyeceğimiz sonuçlara yol açabiliriz. İmplantların birbirine işte kemikle olan seviyesi hatalı olabilir. İşte komşu dişlerin çok altına biz yerleştirip yani implantı gömmüş olabiliriz. Protetik olarak çıkış profiliniz hiç doğru olmayabilir. Yine bu protetik olarak düzeltmesi zor bir sorun. İmplantı çok yukarıda bırakırsak yine estetik ve uzun önem başarı açısından bir sorun. Travmaya bağlı kemikle nekroz olabilir. İmplant stabil olmayabilir. Stabil değilse direkt implantı çıkartıp bir geniş çapı hiç implant yuvası açmadan uygulamayı düşünebilirsiniz. Sinir hasarı olabilir. Bu tamamen hatalı planlama veya cerrahi sırasındaki kontrolsüz hareketler nedeniyle olabilir ki bu da yapılması gereken işler açısından ayrı bir konu. Kanama, enfeksiyon her zamanki gibi bizim klasik komplikasyonlarımız. İmplant bizim önemli anatomik oluşumları. Örneğin nazal tabana, maksiller, sinüse kaçabilir. Yabancı cisim yani implantın parçalarını veya taşıma parçalarını hasta aspire edebilir. Bu nedenle eldiven çok ıslandığı zaman mutlaka değiştirin. Veya mandibula da eğer çene kemiklerine biz kıra yol açabiliriz. Bu komplikasyonları da göz önüne alarak aslında çok detaylı bir planlama, çok düzenli bir cerrahi işlemle aslında implant cerrahisini bizim gerçekleştiriyor olmamız gerekiyor. Yani implant uygulamasını sadece filebi açtım, kemiğin içine bir yuva açtım ve implantı uyguladım şeklinde değil. Daha başlangıç tanı aşamasında
bütün tedavi aşamalarında çok dikkatli bir şekilde planlayarak ve çok dikkatli bir cerrahi yaparak tamamlamamız gerekiyor. Evet, Cüneyt Hocam. Anlatacaklarım evet. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Temel oral implantoloji konusunda gayet güzel ayrıntılı bir sunum oldu. Sunumun için teşekkür ediyorum Nilüfer. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi bazı el kaldıran arkadaşlar var. Bakın orada bir soru cevap bölümü var. Oraya soruları yazılı olarak bana bildirirseniz onu benim buradan halletmem daha kolay olacak. Şimdi burada var olan sorular var. Sorularda tabii bir takım şeyler var. Kavram kargaşaları var. Ama ben elimden geldiğince o kavram kargaşalarını düzelterek sana sormaya çalışacağım. Biliyorsun enflamasyonu veya postoperatif enflamasyonu kontrol altına almak için son dönemde sıklıkla kortikosteroid kullanımı karşımıza çıkıyor. Tabii hani bunu benimseyenler var. Benimsemeyenler var. Hani bir açıkçası ben de 30 seneden fazla implant cerrahisi yapmış birisi olarak yani tek diş eksikliğinde bir implant uyguladıktan sonra kortikosteroid kullanımının çok manalı, anlamlı olduğunu düşünmüyorum ama büyük bir cerrahiden sonra hakikaten o filapın açılmaması açısından bir şişmeyle karşılaşmamak açısından kortikosteroid kullanımı düşünülebilir. Arkadaşımız şey sormuş, diyabet hastalarında cerrahi sonrası kortikosteroid kullanımı hakkındaki düşünceniz nedir diye sormuş. Sen istersen buna bir cevap ver Nilüfer'cim. Aynen. Açıkçası ben de sizin gibi düşünüyorum. Klasik sağlıklı bir bireyde de biz zaten steril şartlarda çalışıyorsak, cerrahi travma yaratmıyorsak, yani cerrahi travma tabii ki yaratıyoruz ama hani kontrolsüz bir şey yaratmıyorsak, çok uzun süreli işlemler yapmıyorsak, sağlıklı bir bireyde de aslında steroid kullanımına hiç gerek yok. Bizim klasik anti-inflamatuarlarımız, işte klasik buz uygulaması hastanın yüzünün dışından yeterli. Ama diyabeti olan bir hastada zaten iyileşme bozuk. Bu hastaya bir daha steroid vermenin ben endike olduğunu düşünmüyorum. Hatta zaten özellikle kontrolsüz diyabeti varsa steroid kullanmak yara iyileşmesini iyice de bozacağı için bence verilmemesi gerekiyor. Peki. Senin tabii görüşlerini şey yapıyoruz. Yine bir sorumuz var burada. Burada ama tork değeriyle OSTEL dediğimiz biliyorsunuz primer stabilizasyonu ölçen bir cihazımız var. Onun değerleri biraz herhalde karışmış. Fakat implant yerleştirilirken torkun 50'yi geçmemesi 30 olursa iyi olur görüşü var. Bu konudaki şeyin yani implant yerleştirme torku ile ilgili görüşlerini kısaca özetlersen iyi olur. Implant sistemine de bağlı aslında aynen, elde ettiğin değerleri. Makro dizayna da bağlı ama yani sen bu konuda kısaca bir temel oral implantoloji görüşü altında bir tork bilgisi verirsen seviniriz. Şimdi Cüneyt Hocam'la dediği gibi aslında tork değerini bizim cerrahi sırasında ayarlamamız da mümkün. Yani sisteme göre zaten değişiyor, sistemin önerisine göre değişiyor ama biz bir frezi, örneğin işte bir frez daha az kullanırsak, yani son frezi kullanmadan implant yerleştirirsek otomatik olarak tork değerimiz artar. Ama tork değerimizin artması, işte stabilizasyon çok iyi, osteointegrasyon çok iyi olacağı anlamına bu hastada gelmeyebilir. Çünkü biz daha fazla cerrahi travma yaratmış olabiliriz. O yüzden aslında tork değeri biraz bence de implant firmasının önerisi doğrultusunda olması gereken bir şey. Eğer biz önerilen sırada frezleri uyguladıysak, sistemin önerdiği tüm ara parçaları, ara frezleri kullandıysak, tork değeri de bence 25'in üzerinde olması bile aslında yeterli olarak görülebilir. Cüneyt Hocam siz de fikrinizi söyleyin ama hani markaya göre tabii ki değişiyor. Ama hani agresif yivli bir implant tercih ediyorsanız tabii ki tork değeri yüksek olacak ama pasif silindirik yapıdaki bir implantta da tork değeri düşük olacak. Tork değeri düşük oldu diye bir implant hani direkt olarak başarısız olarak kabul edebilmemiz de mümkün değil bence. Yani o tork değeri konusuna aslında çok fazla girmemek lazım. Dediğim gibi hani firmadan firmaya, implant dizaynından dizaynına, kemik kalitesinden kemik ekip kalitesine göre ne değişebiliyor? Evet, tork değerleri değişebilir. Bizim burada hedeflediğimiz şey yani pasif bir cerrahi gerçekleştirmek.
Yani çok dediğim gibi sadece pilot frezi açarsınız. Ondan sonra evet. implantı göndermeye çalışırsanız 60 Newton'a da ulaşır. Evet. 60 da Newton'a da ulaşılır. 70 Newton santimetreye de ulaşılabilir tork değeri olarak. Dolayısıyla o konu aslında dediğim gibi tork değeri arttıkça bu sefer çevre kemik dokuda çatlaklar Rahman. Oluşabilir, mikro Aynen. çatlaklar oluşabilir, Benek ağrı oluşabilir, her türlü şey olabilir. O yüzden tork da dediğim gibi implant sistemi ve makro dizaynla alakalı bir soru konu. Rehber plakları nasıl steril edebiliriz diye sormuş arkadaşımız. Güzel bir soru. Çünkü termoplastik malzemeden yapıldığı için otoklava koyduğunuz zaman deforme olacaktır. Onun için önerdiğiniz metot nedir? Açıkçası Hocam. Klasik olarak ben mikrozitleyip ondan sonra izotonikle yıkamayı tercih ediyorum. En kolay yöntem bana o şekilde geliyor. Hani siz de daha çok kullandınız biliyorsunuz zaten. Siz görüşlerinizde paylaşabilirsiniz. Ama ben genellikle benim tercih ettiğim mikrozit üstü sonrasında steril izotonikle yıkamak. Yani, bir antibakteriyel ajanın içerisinde belli bir süre beklettikten sonra işte 5-10 dakika kadar bir süre olabilir. Ondan sonra mutlaka ağızda kullanmadan önce tabii o antibakteriyel reajenini temizlemek lazım. Onu da steril serum fizyolojikle yıkayarak rahatlıkla kullanabiliriz. Yani çünkü biliyorsunuz sonuçta ağız ortamı içerisinde evet, kullanıyoruz. Zaten, ağız ortamı zaten, içerisinde de belli evet. bir miktarda bakteri ve mikroflora söz konusu. Dolayısıyla hani orada böyle bir tamamen sterilizasyonu hedeflemiyoruz. Daha çok dezenfekte etmeye evet. çalışıyoruz. Bundan sonraki sorular bir dakika onlara da bakayım. Evet bir tane arkadaşımız şu üst yapılar konusunda size yine bir soru yöneltmiş. Simante yerine yani yetersiz abutment yüksekliği olduğu durumlarda simante yerine vidalı implantlar kullanılması gerekebilir demiştiniz. Hı hı. Sebebini öğrenebilir miyim demiş. Yani simante yeterli abutment yüksekliği olmayacaksa desimante olacaktır. Dolayısıyla burada bir vidalı evet. üst yapı kullandığımız zaman zaten protetik restorasyon daha stabil şekilde kalacaktır. Evet. Onu geçelim. O yüzden soruyor. Sağlıklı bireylerde implant cerrahi kurallara uygun yapıldığında implantın ömrü ortalama ne kadardır? Cilalı boyuna sahip implant ile cilasız. Burada da ilk başta belirttim. Yani implant konusunda biliyorsunuz implant sistemi, implant konak faktörü, hastanın bakımı ya üstüne uyguladığınız protetik restorasyon gibi çok büyük tabii kronik hastalığa sahip olması gibi birçok faktörün altında. Ama ben tabii herhalde şu anda en çok klinik tecrübeye sahip bir öğretim üyesi olarak şunu söyleyebilirim. Benim hala hazırda 30 senedir yapmış olduğum implantlar, takibini yapmış olduğum implantlar ve klinik olarak hala kullandığı hastaların birçok implantımız var ki yani literatürde de işte 20 sene takipli vakalar, 25 sene takipli vakalar var. Dolayısıyla hani burada birçok faktör etkileyebiliyor. Evet, baştan hiç kemik rezorpsiyonu olmadan bile çok uzun yıllar en ufak bir rezorpsiyon evet. olmadan bile kullanan hastalar da var. Sinir yaralaması olursa vitamin reçetesi uygulaması ne kadar yararlı, ne kadar doğru? Yani buradaki genel görüşümüz evet, en iyi tedavi hasara sebep olmamak. Evet. Dolayısıyla doğru planlama yapmak. Hani hasar oluştuktan sonra işte B vitamin kompleksi verilmesi falan bir takım geri dönüşle ilgili şeyler olabilir ama o hasarın şeyine bağlı, yani derecesine kopar sinirin bağlı. Aslında ya tam siniri tamamen kopardıysanız onun geri dönüşü zaten yok. Sadece sinire hasar verdiysek yani yakın implant yerleştirildiyse hani B vitaminidir, işte steroid uygulamalıdır vesaire o zaman düşünülebilir. Evet. Bunun dışında başka soru kalmadı. Bir de kursla ilgili sorular var. Evet, hands-on kurs kısmına ne yazık ki kısıtlı katılım olduğu için yani 20 kişilik bir zaten kontenjan var. 2020 ve 2021 mezunları katılabiliyor. Onun kaydını da diş hekimleri odası üstünden yapmanız gerekecek. Başka bir soru, bu sunumlar YouTube'a eklenecek mi diye sormuş. İstanbul Diş Hekimleri Odası web sayfasında belli bir süre sonra bu sunumlar yerleştiriliyor. O web sitesinden o sunumu ulaşabilirsiniz.
Onun dışında başka bir soru kalmadı. Gelecek hafta yine Nilüfer hocamızla beraber hands-on kurs kısmı olacak. O yüzden ilginiz, alakanız için çok teşekkür ediyoruz. Bir dakika, son bir tane daha soru geldi. Eğer cerrahi ile alakalı, yani belki organizasyonla ilgilidir diye bakıyorum. Yok, bu da yine torkla ilgili bir konu. Torku yakalayamazsak demiş. Yani primer stabilizasyonu sağlayamazsak, genişletmek için de yeterli yer yoksa ne yapmak gerekir? Eğer implantı yapamıyorsunuz, o zaman oksayı graft diyorsunuz, evet, kapatıyorsunuz, iyileşmeyi bekliyorsunuz. Aşağı yukarı 3 ay, 6 ay arasında bir iyileşme dönemi sonunda yeniden o bölgeyi implant yapma açısından değerlendirebilirsiniz. Yani implantı yaptığınız bir takım cerrahi hatalar sonucunda yerleştiremiyorsunuz. Onu yerleştirmeye çalışmayın. Çünkü büyük bir ihtimalle daha o sentegre olmayacaktır. Aynen. Kemik kaybına, ilave kemik kaybına sebep olacaksınız. Dolayısıyla o seansta yerleştiremiyorsunuz. O zaman gerekli işlemi yaparak kapatıyoruz cerrahiyi. Daha sonraki aşamada yeniden cerrahi için implant adayı olarak hastamızı yeniden değerlendiriyoruz. Ben katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Nilüfer'e de güzel sunumundan dolayı İstanbul Diş Hekimleri Odası adına teşekkür ediyorum. Daha sonraki toplantılarda katılımcılara teşekkür ediyorum dinledikleri için. Daha sonraki toplantılarda görüşmek üzere bu webinarımızı, online webinarımızı kapatıyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese.